Sevgili izleyiciler, hemen deprem bölgesine gideceğiz. Kahramanmaraş Göksu'nda saat 8.14'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta bizi CNN Türk muhabir Merve Tokas karşılayacak ve detayları aktaracak. Merve, deprem hissedildi mi? Bulunduğunuz noktada durum nedir? Seni dinliyoruz. Şimdi Tunç, dilersen önce kendi izlenimlerimden bahsedeyim. Biz depremin gerçekleştiği dakikalarda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeydik. Yani bulunduğumuz bu noktadaydık. Herhangi bir şekilde depremi kameraman arkadaşım da ben de hissetmedik ama belki de hareket halinde olduğumuzdan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi bizim bulunduğumuz nokta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi. Depremin merkez üssü Göksun ilçesine yaklaşık 1,5 saatlik uzaklıkta bir nokta. Arada ciddi bir mesafe söz konusu. Senin de ifade ettiğin gibi 4,6'lık bir sarsıntı, bir deprem meydana geldi. Yaklaşık yarım saat evvel Göksun ilçesinde. Vatandaşların bazıları o depremi hissetti, bazıları o depremi hissetmediklerini söylediler ama şu an için en azından şunu ifade edeyim. Pazarcık ilçesinde olumsuz, bize yansıyan herhangi bir durum söz konusu değil. Depremle, yaşanan depremle alakalı şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor bu noktada. Ama bir kez daha ifade edeyim, bizleri hissetmedik ama buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda hisseden vatandaşlar da olmuş, tedirgin olan, hissetmeyen vatandaşlar da olmuş. Onu da ifade edelim. Şimdi ikinci bir nokta. Tunç, günlerdir deprem bölgelerinde devam eden sağanak yağışlar, sel felaketi. Şimdi Şanlıurfa'da, Malatya'da ve farklı illerde ne yazık ki taşkınlar meydana geldi. Sel felaketini yaşadık. Depremzedeler deprem korkusunun üzerine bir de sel korkusunu yaşadılar. Şimdi sel felaketinin üzerinden 2 gün geçti ama bir kez daha bölgede sağanak yağış etkili olmaya başladı. Biz kameraman arkadaşım Mehmet Onur'la birlikte gece 2'de yola çıktık Malatya'dan ve karla karışık yağmur, sağanak yağış yol boyunca bir an olsun durmadı. O kadar kuvvetli bir yağış vardı. Meteoroloji de uyarmıştı aslında. AFAD da uyarmıştı meydana gelebilecek yağışlara, aşırı yağışlara karşı. O yağışların dün gece etkili olduğunu ifade edelim. Şimdi Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta bölgede aralıklı olmakla birlikte zaman zaman sağanağa dönen yağışlar var. Şöyle bir baktığımız zaman biz vatandaşların çadırların bulunduğu noktaları gezme fırsatımız oldu. Burası da lokal bir nokta. Yani çadır, vatandaşların çadırlarının bulunduğu belli bir alan. Bakın görüyorsunuz, vatandaşlar kendileri hazırlık yapmışlar. Aslında şöyle toprakla kapatıyorlar, işte taşla kapatmışlar. Kimileri o yaşanan sel felaketinin de korkusuyla yaşadıkları çadırların üzerine ekstra branda çekiyor. İşte böyle taşlarla kapatıyorlar herhangi bir şey yaşamamak, herhangi bir olumsuz durum yaşamamak için. Tabii şunu ifade etmekte fayda var. Biz bunu pek çok deprem noktasında fark ettik. Yani çadırların toprak alanları kuruluyor. Selle, yağışlarla birlikte ne yazık ki o toprak alanlara kurulan çadırlarda çamurlar oluşuyor, balçık oluşuyor. Biz dün Malatya'daydık, Polat Köyü'ne gittik, Doğanşehir ilçesindeydik. Orada da sorunun benzer olduğunu gördük. Yağışlar etkili olduğu zaman, hele ki sele varan bir durum söz konusu olduğu zaman bu zemin tamamen işte görmüş olduğunuz gibi böyle balçığa bulanıyor. Yağış ne kadar süre etkili olursa burası o kadar kayganlaşıyor, o kadar çamur halini alıyor ve vatandaşlar burada zorluk çekiyor. Aslında en azından çadırların kurulduğu noktalarda mıcırlar olsa ya da doğrudan zeminlerin bulunduğu noktaya, sert zeminlerin bulunduğu noktaya çadırlar kurulsa belli alanlarda, belki vatandaşlar en azından bu sel felaketinden biraz daha az hasarla etkilenir. Eşyaları zarar görmez. Bakın yine Kahramanmaraş'ta, geçmiş olsun ablacığım. Yine Kahramanmaraş'ta yağış etkisini arttırdı. Şiddetlendi yağış. Vatandaşlar burada. Bakın ablacığım. Sağ olun, sağ olun ablacığım. Sağ olun, sağ olun. Vatandaşlar da bakın topraklarla, şöyle sorayım ablama. Topraklarla çadırların kenarını dağıtmışlar, biriktirmişler. Bu toprakları su girmesin mi koydunuz ablacığım? Su girmesin diye mi? Evet. Su girmesin diye yaptınız. Geçmişler olsun. Sağ olun. Hoş bulduk teyzeciğim. Korkuyor musunuz bir sel vesaire olacak diye? Su akıyordu çadırımızdan. Onu da girişte yaptık.
Ne yapalım? Böyle toprakla kapatmışsınız. Evet, toprağıyla kapattık. Elimizden geliyor kadar elmeye çalışıyor ablam. Aman dikkat edin ablacığım, dikkat edin. Dikkat edin yayından sonra. Ablacığım sağ olsun. Yayından sonra ablacığım. Burada vatandaşlar böyle çadırlarının etrafını görüyorsunuz. Zaten kendileri de ifade etti. Toprakla kaplıyorlar ki eğer ki bir şey olursa çadırımızın içinden su girmesin diye bu şekilde tedbirlerini alıyorlar. Yağış bakın yine etkisini arttırdı. Bulunduğumuz noktada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, burası deprem felaketinin, 11 ili vuran deprem felaketinin merkez üssünün yaşandığı noktaydı. Merkez üssüydü. Şimdi buradaki vatandaşlar da çevredeki sel felaketinin yaşandığı illeri gördükçe buradaki vatandaşlar da doğal olarak tedirgin oluyorlar. Yağmur korkusu var. En ufak bir yağmurda, yağmur şiddetlendiği anda vatandaşlar burada çadırları su basar diye bir tedirginlik içerisindeler. O yüzden hızlı bir şekilde en azından konteyner kelimesini çok zikrediyorlar, çok söylüyorlar. Yani konteyner olursa kendimizi daha güvende hissederiz. Çadırda su basar korkusu yaşıyoruz. Ya da kapılır mı sele, bunun korkusunu yaşıyoruz diyen vatandaşlar var. İkinci bir nokta. Bakın burası çadırların bu kurulduğu bu alan nispeten herhangi bir su kaynağının yakınında olmayan bir alan. Yani vatandaşların en azından sel, taşkın vesaire bunlar gibi tehlikelerden uzak olabilecekleri bir alan, ama bazı noktalarda mesela Malatya'da Doğanşehir'de işte Polat köyünde çadırların su kaynaklarına çok yakın noktalara kurulduğunu görüyoruz. Neredeyse dip dibe. Sonrasında ne oluyor? Maalesef orada bir taşkın meydana geldiğinde doğrudan çadırları su basıyor. Vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. O yüzden en azından çadırların biraz daha o su kaynaklarından uzak noktalara kurulmasında fayda var. Şimdi şunu ifade ederek toparlamak istiyorum. Meteorolojinin bu bölgeler için Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis bu bölgeler için uyarıları devam ediyor. Pazar gününe kadar bu bölgede yağış etkili olacak. Bizler de vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyaralım bir kez daha. Uzak durulmasında fayda var tehlikeli noktalardan. Biz kameraman arkadaşım Mehmet Onur'la birlikte Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden sizlere aktardık. Burada da yağışın hızını arttırdığını ifade edelim. Gelişmeler olduğu sürece aktarmayı da sürdüreceğiz diyelim. Tunç ve sözü tekrar sana bırakalım.